Merhaba arkadaşlar. Daha önce SOQL ile alakalı bir iki ders çekmiştik, bir iki video çekmiştik. Şimdi o videoların üçüncüsüne başlıyorum. En son 20.sinde kalmıştık. Include, exclude'ü çalışmıştık. Şimdi offset ile devam edeceğiz. Offset ne işe yarıyor? Burada örnekler var, bakabilirsiniz ama biz Developer Console'da tek tek göstermeye çalışalım. Tam oturması için, tam pekişmesi için tek tek anlatmak istiyorum. Öncelikle önceden öğrendiklerimizle bütün accountları ekrana getirelim. Bir query yapalım ve account listesini burada görelim. Select diyorum. ID name de olsun içinde. İsterseniz type da koyabilirsiniz. Size kalmış. ID name from account diyorum. Evet, from account diyorum. Ondan sonra execute yapıyorum. Bu şekilde geliyor, görüyorsunuz. Order by'ı kullanabilirsiniz. Order by name dersiniz. İsme göre yukarıdan aşağı doğru sıralandırıyor. Burlington, Dickinson. Bu şekilde Edge, Communications alt alta sıralandırıyor. A'dan Z'ye doğru. Şimdi bunları biliyoruz. ID name select from order by. Bunları biliyoruz. Peki offset kullansak ne olacak? Offset kullanıyorum ve 3 diyorum. Offset 3 ne demek arkadaşlar? Onu anlatmaya çalışayım. Offset 3 demek ilk 3'ü atlayarak 3'ten başlaması, 4'ten başlaması. İlk 3'ü almıyor ve 4'ten başlıyor. Yani ilk 3'ü atlıyor, öyle diyelim. İlk 3'ü atlıyor, atlayarak devam ediyor ve direkt 4'ten başlıyor. İlk 3'ü almıyor. Yani bir liste yapıyor ve listenin içine offset dediğimiz için ve 3 dediğimiz için ilk 3'ü almıyor. Execute yapıyorum. Gördüğünüz gibi direkt Express'ten başladı. Geri gidelim arkadaşlar, bir bakalım. Öncesinde neydi? Öncesinde Burlington'dan başlıyordu. Offset 3 dediğiniz zaman 1, 2, 3'ü atlayacak ve 4'ten başlayacak. Yani Express'ten başlıyor. Ve denediğimiz zaman da Express'ten başladığını görebiliyoruz. Offset bu işe yarıyor arkadaşlar. Offset nereden başlasın? Yani kaç taneyi atlayarak başlasın? O şekilde offset'i kullanabilirsiniz. İkincisi, yani bugünün ikincisi, normalde 22.si comparison operators dediği, işte bunları çalışmıştık zaten. Eşittir, eşit olmayan, büyüktür, küçüktür. Bu şekilde bunları çalışmıştık. Bir örnek yapalım. Şimdi accountları aldık şu şekilde. Diyelim ki biz bunun içine annual revenue'yu de almak istiyoruz. Şu şekilde. Onu da alalım. Virgülle ayırmamız gerekiyor. Yoksa hatalı olur. Execute diyorum. Yanlış yazdık. Annual revenue olması lazım. Şimdi yapıyorum. Hepsi geliyor, görüyorsunuz. Peki ben şöyle yapabilir miyim? Where diyorum. Artık limit koymak istiyorum. Diyorum ki annual revenue'nün işte 90 bin olanlarını al. Eşittir 90 bin diyorum. Böyle yaparsanız, isterseniz şu anda 90 bin sadece bir tane var. Şunu da 90 bin yapabilirsiniz. Burada edit row diye bir opsiyonumuz var mı? Edit yapabiliyor muyuz? Çift tıklarsanız edit yapabilirsiniz. 90.000 yazdım. Bunu da 90.000 yapalım. Hatta şunu bile 90.000 yapabiliriz. Şu şekilde. Buradan da edit yapabiliyorsunuz. Save row derseniz refresh grid yapın. Bu şekilde geliyor. Bizim şu anda kaç 90.000'imiz var? 1, 2, 3, 4. Biz ne istiyoruz? Bütün accountları ama şartımız ne? Annual revenue'si 90 bin'e eşit olacak şekilde execute yapıyorum. Sadece 90 binler geliyor. İşte siz buraya not equal derseniz eşit 90 bin'e eşit olmayanlar oluyor. 90 bin'i almıyor bu kez. Siz 90 bin'den büyük derseniz 90 bin'den büyük olanlar gelir. Görüyorsunuz 90 bin'den büyükler geliyor. 90 binden büyük ve eşit olanlar derseniz hem 90 bine eşit hem de 90 binden büyükler geliyor. 90 binden küçük ama 90 bine de eşit dersek
O zaman 90 bini alarak 90 binden küçükler geliyor. Görüyorsunuz küçükler de geliyor. Ve küçüktür 90 bin derseniz sadece 25 bin gelecek. Bu şekilde hepsini alabiliyorsunuz. Yani şart koyabiliyorsunuz. Ya biz bunu aslında filter diyebiliriz. Filter yapıyorsunuz. Sadece 90 bin olanlar, 90 binden büyük olanlar, 90 binden büyük olup kendisine eşit olanlar. O şekilde bizim comparison operatörleri kullanabiliyorsunuz. Ben burada tek tek örneklendirdim arkadaşlar. Eğer video size yetmezse bir de örneklere bakabilirsiniz. Burada sonuçları da var. Sonuçlarına da bakabilirsiniz. Siz de kendiniz opportunity objektinde bunları deneyebilirsiniz. Video izlerken tekrar etmenizi tavsiye ediyorum. Bir sonraki parent child. Evet, önemli olan SQL'lerden bir tanesi. Parent child yaparken arkadaşlar şu şekilde yapmanız gerekiyor. Diyelim ki biz şöyle yaptık. Ne yaptık? Select diyelim. Select ID name from account dedik. Şimdi ben bir de burada diyelim ki şeyleri görmek istiyorum. Bu şekilde yaparsanız sadece account'ları görürsünüz. Bir de bunun içinde hangi account'un hangi child, yani bu account'a bağlı kontakları görmek istiyorum diyelim. Onu da şu şekilde ID name yazdığınız yere aynı şekilde devam edin. Bir virgül koyun. Sanki yeni bir field oluşturuyormuş gibi yeni bir field yazın ama parantez içinde tekrar bir SQL yazmanız gerekiyor. Şöyle select name diyelim. From contact diyoruz. Aynı şekilde arkadaşlar sanki yeni bir SQL yazıyor gibi bunu account'un field'iymiş gibi ID virgül name virgül kontaktın SQL'ini yazıyorsunuz. Şu şekilde görüyorsunuz. Ama burada en önemli şey ne arkadaşlar? Bunu hiç unutmayın. Normalde biz select name ID from account diyoruz ya. Account'ta biz single kullanıyoruz. Ama burada çoğulu kullanmanız gerekiyor. Contact yazarsanız olmuyor. İsterseniz bakalım hata veriyor. Ama contacts derseniz çoğulunu kullanıyorsunuz. Bu developer sınavında da geliyor böyle sorular. Execute diyorum. Bu kez çalışıyor. Şuraya dikkat edelim arkadaşlar. Parent child yaparken child'ın SQL'ini yazarken contact değil de contacts, yani çoğul olanı yazmanız gerekiyor. Bu şekilde görüyorsunuz arkadaşlar hangi account'un hangi kontaktı var. Birden fazla mı var, tek mi var? Görüyorsunuz şurada 1, 2, 3, 4 tane kontaktı var. United Oil and Gas account'unun 4 tane kontağı var. Hepsini görebiliyoruz. Bu şekilde parent'ın içine child'ları koyabiliyoruz arkadaşlar. Dikkat etmemiz gereken nokta şurada. Çoğulunu girmemiz gerekiyor. Çoğulunu girmezseniz hata alırsınız. Aynen tekrar söylüyorum. Yeni bir field yazar gibi virgülden sonra oluşturduğunuz SQL'i kontaklarla alakalı oluşturduğunuz SQL'i buraya yazabilirsiniz. Diyelim ki ben şey yazmak istiyorum. Select diyorum. Name from opportunities diye şu şekilde çoğulunu yazıyorum. Bir de bakalım opportunity'si var mı bu account'un? Execute diyorum. Burada görüyorsunuz opportunity'leri de tek tek görebiliyoruz. Bu kontağın hangi opportunity'leri var? Aslında güzel bir çalışma. Bu şekilde yapabiliyoruz arkadaşlar. Bu parent child oluyor. Dediğim gibi SQL yazın. Bunu direkt virgülle bizim field'lerin yanına koyun. Ama dikkat etmeniz gereken şey standart object ya da custom object'in adını yazarken çoğulunu yazıyorsunuz. Çoğulu bu. Bunu yazmanız gerekiyor arkadaşlar. Evet. Bu şekilde örnek verdikten sonra bir sonrakine geçelim arkadaşlar. Bir sonrakisi ne? 24. Child to parent. Child to parent kolay arkadaşlar. Şöyle normal field'leri yazarken yeni bir field oluşturuyorsunuz ama bu kez parent'ın adını yazarak nokta field'ini yazıyorsunuz. Bu şekilde child to parent yapabiliyorsunuz. Örnek verelim. Diyelim ki select
ID name from contact dedik. Bu şekilde bütün kontakları alabiliyor muyuz? Evet, alabiliyoruz. Görüyorsunuz. Ben bir de şu name'den sonra ne almak istiyorum? Bu kontakların varsa bir parent'ı, parent'ın adını almak istiyorum. O zaman şöyle yapmanız gerekiyor. Parent'ın adı account. Çoğulunu yazmıyorsunuz. Tekil olması gerekiyor. Nokta. İşte name diyebilirsiniz. Bu şekilde siz account'un name'ini de alabiliyorsunuz. Hatta devam edelim. Account nokta site deyin. Onun site'ını da alabilirsiniz. İstediğiniz kadar field yazabiliyorsunuz arkadaşlar. Görüyorsunuz. Account site dedim. Site'ını da almış oldum. Yani biz parent'taki bilgileri eğer varsa bir parent'ı tabii. Account'un parent'ı varsa parent'ın name'ini, site'ını, phone number'ın hepsini bu şekilde alabiliyoruz arkadaşlar. Tek farklı şeyini parantez içinde yazmıyoruz. Account.name, account.site. Bu şekilde yazıyoruz. 25'e geçelim arkadaşlar. 25'te ne var? Fields var. Buradaki fields ne yapıyor? Şu şekilde alalım bakalım isterseniz. Ne yaptığına bakalım. Fields diye bir keyword'umuz var. Bütün fieldleri alıyor. Öyle tek tek yazmanıza gerek yok. Yani siz hani ID, name, type, site yazıyorsunuz ya. Artık onları yazmanıza gerek yok. Şu şey execute yapıyorum. Görüyor musunuz arkadaşlar? Bütün fieldleri alıyor. Siz buna from account deseniz account'un bütün fieldlerini almış olacaksınız. Fields all kullanarak görüyor musunuz? Hepsi geliyor. Yani bir sürü field'i var. Hepsini burada görebiliyorsunuz. Çok kullanışlı mı? Olabilir. Kullanışlı olabilir. SQL yazarak listelerde tek tek field adlarını yazacağınıza böyle yazın. Hepsini almış olursunuz. Ama burada yazdığımız için hepsini görüyoruz. Çok güzel, hoş gözükmüyor. Okunmuyor bile. O yüzden burada çok tavsiye edilmeyebilir. Ama örneklerde kullanmaya çalışırız. Şu ana kadar hiç kullanmadım. Onu da söyleyeyim. Ama bilmekte yarar var. Tek tek ID, virgül name, virgül site, virgül type, virgül rating şeklinde yazacağınıza fields parantez içinde all deyin. Bütün hepsi gelsin arkadaşlar. Bunu da bu şekilde kullanıyoruz. Örneklerimiz var. İsterseniz buradan bakabilirsiniz. 26'ya geçiyorum. Biraz hızlı geçiyoruz. 26 format. Format ne işe yarıyor? Bunu aslında ben de çok fazla bakmadım, çalışmadım. Çok da karşıma çıkmadı ama burada anlamaya çalışalım. Kopyaladım, yapıştırdım. Execute yapıyorum. Gördüğünüz gibi burada bir hata veriyor. Nerede hata veriyor bakalım. Evet. Şu şekilde olması gerekiyor. Arada boşluk olmaması gerekiyor. Ne yapıyor arkadaşlar burada? ID aldık. Last modified date aldık. Bunu formatlıyor arkadaşlar. Formatın içine bunu yazınca artık bu formatlanmış olarak geliyor. İsterseniz formatı kaldıralım bir görelim. Öncesi nasıl? Önceden şu şekilde hiçbir şey değişmiyor aslında. Yani formatını değiştiriyorsunuz arkadaşlar. Formatını değiştirdikten sonra artık formatted date diye kullanabiliyorsunuz. Ama gördüğünüz gibi çok bir şey değişmedi. Bunu daha sonraki örneklerde göstermek istiyorum. Şu anda bununla alakalı çok bir şey yapmanıza gerek yok. Çok da kullanılan bir şey değil. Hatta hiç kullanılmıyor. Ama eğer kullanıldığı bir örnek görürsem onun üzerinde durmaya çalışacağım. 27'ye geçelim arkadaşlar. 27'de ne var? Having var. Having şu. Buradan da görebilirsiniz. Select lead source diyor. Leadlerden bir örnek vermişiz. Alalım isterseniz buradan. Developer'a koyalım. Görelim. Having nasıl çalışıyor. Select lead source count name diyor. Şu şekilde görüyorsunuz. Name'i count yapıyoruz. From lead, lead. Sonra bunu group by yapmışız. Lead source. Sadece lead source'un içindekileri count yapmak için. Hiç yokmuş. Daha sonra having count name more than 100. Evet. Eğer 100'den fazla name'in toplamı 100'den fazlaysa onları göster diyor. O şekilde bir örnek.
Tabii 100 çok büyük bir rakam. Biz bunu 2 desek mesela. Şöyle diyor. Eğer şöyle diyelim. Lead source'u SQL yapıyorsunuz. Sonra CRUD BY yapmanız gerekiyor. Lead source dediğimiz bir pick list. Onu CRUD BY yapıyorsunuz. Daha sonra count yaparken eğer 2'den fazla sayıyorsa sadece onları gösteriyor. Şöyle having count name more than 2 diyor ya. 2'den fazla eğer web mesela 2 defa kullanılmışsa onu gösteriyor. Phone inquiry 4'ten fazla kullanılmışsa onu da gösteriyor. Bu şekilde şunu silelim. Buna çok ihtiyacımız olmayabilir. Evet görüyorsunuz arkadaşlar. Ne yapıyor? Biz bunu isterseniz şeyde yapalım. Account'a yapalım. Select ID name bir de count name diyelim. Name'i alıyoruz. From account diyorum. Group by name diyorum. Rating diyelim. Rating'i şurada almamız gerekiyor. Rating'i alalım. Şu şekilde yaparsak ne alıyoruz bakalım. Account ne diyor bakalım. From account group by rating dedik. Evet. Şu an hiç hata vermiyor ama hiç de almıyor. Name'i kaldırsak. Evet. Ne diyor? Unknown error diyor. Şöyle yapalım. Name'i koyalım. Evet. Şimdi group by rating yaptık. Burada hiç yok. Neden hiç yok? İsterseniz group by yapmadan görelim. From account alalım. Rating'de ne var ne yok onu bir görelim. Şeyi de siliyorum. Execute yapıyorum. Rating cold var, hot var, warm var. Aslında var. Neden göstermedi? Ona bakalım. ID name buraya. Group by rating diyorum. Evet, filter group yapmamız gerekiyor. O yüzden çalışmadı. Yani şu sol tarafta en azından şöyle yapmamız gerekiyor. Ne yapmamız gerekiyor? Maksimum mesela ya da minimum. Biz maksimum diyelim ya da count diyelim. Count. Hadi maksimum yapalım. Maksimum ne olabilir? Maksimum annual revenue olabilir. Onu bu şekilde alıyorum. Execute yapıyorum. Group by şu şekilde. Burada bir hata yapıyoruz. Nerede hata yapıyoruz? From account group by. Group by annual dedik. Tamam. Group by rating yapmak istiyorum ben. Ya da group by type diyelim. Type diyorum. Field must be grouped. Biz group yapmadık mı burada? Max dedik. From account group by type. Evet, group by'a bakalım. Ne eksiğimiz var? Max and group by'a bakıyorum. Select stage name, maximum from opportunity, group by stage name. Şu şekilde alıyor. Stage name'i gösterdik mi? Type'ı gösterdik ona bakalım. ID name bir de type yazalım. Şu şekilde yapınca normalde çalışması gerekiyor. Bir eksiğimiz var. Field must be group. Group yaptık. Group by. Evet. Group by yaptık. From account. Group by type. Eksiğimiz ne ki burada? Çok enteresan. Group by diyorum. Evet, bir eksiğimiz var. Sanırım şurada hata yapıyoruz. Eğer group by type diyorsanız sol tarafta sadece type'ın olması lazım.
Naming olmaması lazım. Type ve maximum. Sadece hani hangi neyi kurup yapmak istiyorsanız onun adı olacak. Bir de ne olacak arkadaşlar? Bir de şeyin olması gerekiyor. Maximum. Sadece onlar. Hangi şeyi kurup yapıyorsanız onun adı olması gerekiyor. Buna biz rating desek, rating diyorum. Group by rating yapacağım şimdi. Bu şekilde görüyorsunuz. Hot var, warm var ve cold var. Toplamı maksimum veriyor. Biz count yapalım. Count rating diyelim. Rating count yapıyorum. Tek tek göstermek istiyorum. Count yapalım şu şekilde. Evet, hiç gelmedi. Tekrar maksimum yapalım biz bunu. Bu şekilde. Bizim çalıştığımız konumuz neydi? Oraya dönelim. Neyi çalışıyorduk? Having evet. Having'i çalışıyorduk. Şimdi having group by rating dedik. Having'in içine de şu şekilde having biz ne diyelim? Maximum diyelim ki 500 kaç 5 milyon bu. 5 milyonu kullanabilirsiniz. Eğer maksimum 500 bin ise bu şekilde having maximum more than one. Eğer more than one ise onu göstersin. Execute diyorum. Yeni bir problemle karşılaştık. Bunu account yapmak zor olacak gibi geliyor bana. Yine şurada yapalım arkadaşlar. Evet, select lead source. Biz bu select lead source'u niye buraya koyduk? Çünkü onu group by yaptığımız için. Sonra count, name'leri count yapıyoruz. Name'leri count yapıyoruz. Eğer lead source'un içinde lead source yani şöyle yapalım. Lead source 2'den 100'den fazla kez kullanılmışsa onu gösterecek. Sadece 100'den fazla kullanılanları gösteriyor. Biz 2 deyince 2'den fazla kullanılanları gösteriyor. Web mesela 2 kere kullanılmış. En az 2'den fazla 7 kere kullanılmış. Belki birden fazla kullanılanlar da var ama onları göstermiyor. Çünkü biz more than 0 diyelim. Bakalım 0'dan fazla olanlar var mı? Yok. Şu anda olmadığı için göstermiyor. Peki biz 4 desek, 4'ten büyük desek o zaman ne olacak? Sadece 7'ler görünüyor. Demek ki web 7 kere kullanılmış. Purchase list 7 kere kullanılmış. 4 kez kullanılanlar da var ama biz 4'ten büyük olanları göster dediğimiz için 4'leri gözükmüyor. Sadece 7'leri gözüküyor. Yani 7 kez kullanılan webler gözüküyor. Bu şekilde having'i kullanabilirsiniz. Bir sonraki konumuz bakıyorum. Date functions. Bu da önemli. Date function'ımız ne? Şu şekilde kullanabiliyoruz. Şöyle söyleyeyim. Date function'ı şu şekilde kullanabilirsiniz. Diyelim ki select ID name from account dediniz. Sonra where diyorsunuz. Diyelim ki tarih kullanmak istiyorsunuz. İşte bizim hangi field'imiz var tarihle alakalı? Created date diye bir tarihimiz var. Görüyorsunuz şurada da var. Created date. Bunu mesela eşittir today şeklinde yazabiliyorsunuz. Ya da işte this week yazabilirsiniz şu şekilde. Ama this week yazınca arasında boşluk bırakmayın arkadaşlar. Underscore koymanız gerekiyor. Yani this week, this year, this şeklinde kullanabiliyorsunuz. Bunlarla alakalı bir sürü örnek, bir sürü şeyimiz var. Bu şekilde tarihleri yazabiliyorsunuz. Yani more than today dersiniz mesela. Parantez falan yok. Sadece today yazıyorsunuz. Bunu execute yapınca bugünden büyük yok. Ama less than today dersiniz. Ya bugünden önce oluşanları var mı? İşte created less than this week derseniz geçen haftadan önceleri almış oluyorsunuz.
Sadece şuna dikkat edin arkadaşlar. İki kelimeden oluşuyorsa arasına underscore koymanız gerekiyor. Yoksa çalışmıyor. Şu şekilde azalıyor görüyorsunuz. Bununla alakalı ben bir liste yapmıştım. Şu anda nerede olduğunu çok hatırlamıyorum ama şöyle bakalım isterseniz. Nerede yapmıştım ben onu? Ha, şunlar. Relative Date Filter Reference diye date'lerimiz var. Burada hepsi var arkadaşlar. Ne var mesela? Yesterday var, today, tomorrow. Şu şekilde kullanıyor. Last week, last week derken arasına underscore koyuyorsunuz. This week olunca yine underscore oluyor. Bu şekilde arkadaşlar. Bütün date'leri koydum. Bu date'leri çalışmanızı istiyorum. Tek tek bakmanızı istiyorum. Hatta bunları ayrı bir videoda tek tek anlatmayı düşünüyorum. Bunun için ayrı bir video çekelim inşallah. Çünkü bayağı var. Belki yarım saatlik bir video olur. Ama Devir konsolda kullanmak istiyorsanız şu şekilde kullanabilirsiniz. Dediğim gibi eğer iki kelimeden oluşuyorsa arasına underscore koymanız gerekiyor. Bu şekilde tarihleri de yani relative date'leri kullanabiliyorsunuz. Bunlar nerelerde kullanıyor? Raporlarda karşımıza çıkmıştı. Bir de filter yaparken kullanabiliyorsunuz. Şurada diyelim ki bizim account kontaklarımız var diyelim. Şurada kullanabiliyorsunuz. Şu şekilde hepsini görüyorsunuz ama sağ taraftan filter yapınca add new filter derseniz mesela burada created'a bulalım. Created date şu. Equals ne bileyim şöyle this week derseniz burada şu şekilde kullanabiliyorsunuz. Görüyorsunuz bu hafta kurulanları gösteriyor sadece. Yani bu relative date'leri 3 yerde kullanabiliyorsunuz arkadaşlar. SOQ'lerde kullanabiliyorsunuz. Raporlarda kullanabiliyorsunuz. Bir de normal bizim tabloda account'ların içinde filter yaparken şu şekilde kullanabiliyorsunuz. Bunu da hatırlatmış olalım. Ve buradan konularımıza geçelim. Evet arkadaşlar, date function'ları bu şekilde kullanabiliyorsunuz. Today, this week, last week hepsine bakarak bir kere göz atarsanız hepsi aklınızda kalmış olur. Create a query list diyor sonuncusu. Bu list yaparken bunu çalışmıştık zaten. Listlerde, maplerde var. Daha sonra da çalışacağız. Bu şekilde biz list yapabiliyoruz. Onu nerede yapalım? Şurada yapabiliriz. Anonymous window'da yapabiliyoruz artık. Yani SOQ'leri öğrendik. Artık onları biz Apex'in içinde kullanabiliyoruz. Şu şekilde bir liste yapmak istiyorsunuz diyelim. Account. Bu listenin adına ne diyelim? AC list diyelim. Eşittir. Artık SQL'lerimizi burada kullanabiliyoruz. Yani ne yazdıysak şu aşağıda ne çalıştıysak artık onları bunun içinde kullanabiliyoruz. İşte select ID name from account şeklinde yazarsanız bunun içinde kullanabiliyorsunuz. Artık bu bir liste oldu ve ben bu listeyi başka bir listeye eşitlemiş oldum. Yani bir liste kurdum ve o listeyi buna assign yaptım. Siz şimdi bu listeyi print yaptığınız zaman şu şekilde AC list olarak print yaptığınız zaman listemizi artık kullanabileceğimizi görüyorsunuz. Evet arkadaşlar listemiz burada gördüğünüz gibi bütün accountları içine alan bir liste olmuş oluyor. Artık dediğim gibi SQL'de yazdığımız bütün query'leri bu şekilde liste yaparak kullanabiliyorsunuz. Ona da ne diyoruz? Create a query list diyoruz. Burada bunu görmüş olduk. Evet in ve not in'i zaten çalışmıştık. O yüzden bunu tekrar burada çalışmıyorum. Ama bununla alakalı yine örneklerimiz olacak. Bu şekilde nasıl listeler kurulur, listeler nasıl kullanılır, for loop'un içinde nasıl kullanılır onları tek tek başka bir videoda anlatacağım. Bu şekilde bütün SQL'leri çalışmış olduk. Bunları ben Trailhead'den ya da Salesforce'un kendi sitesinden topladım. Yani nerede bir SQL gördüysem buraya topladım, bir collection yaptım. Bunların dışında bir SQL görmedim. O yüzden bunları bilmeniz sizin için yeterli. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın diyorum.